Değerli katılımcılarım, analizlerimde kullandığım bütün matematiksel araçlara nasıl erişebileceğinizle ilgili olarak bir video hazırladım. Sizlerden gelen sorular karşısında hem YouTube tarafındaki eğitimlere hem de Udemy tarafındaki eğitimlere nasıl erişebileceğinizi bu analizin sonundaki video linklerinden birini yol haritası olarak yerleştiriyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsanız günlük analiz rutinimize geçelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Değerli katılımcılar, hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu videoda Ereğli Demirçelik hisse analizini güncelliyorum. Günlük grafik lineer ölçek çalışıyoruz. Regresyon kanallarını yerleştirip trend eğilimlerini ortaya çıkaralım. 144 gündür devam etmekte olan düşüş ana regresyonu siyah renkli gördüğünüz gibi ve içerisinde son dönem zirve, yani daha doğrusu tarihi zirve, zaten burası 53 lira bölgesinden gelen geri çekilme ile birlikte sert düşüş hareketi ve burada 84 günlük düşüş regresyonunun görünümü mavi renkli görmüş olduğunuz şekilde. Şimdi biraz büyüteyim. Burada bizim bilmemiz gereken şu: aşağı eğimli olan bu regresyonların yukarı yönlü olarak kırıldıktan sonra üzerinde tutunma hareketlerini görmemizle birlikte Ereğli'de artık bir yeni regresyon dönemi ya da bir trend oluşturma dönemine girdiğinden bahsederiz. Şu an itibarıyla dipten gelen ve 144 gündür devam eden bu siyah regresyonun aslında üst sınırını yine aşamadı Ereğli. Bakın, kısa vadeliği kaldırayım ortadan, tam olarak ne demek istediğimi göreceksiniz. Kanalın dibi burası. Hissenin kalktığı yer de burası. Ve sonrasında gelen yükseliş hareketi son derece dik eğimle sert yukarı kabul. Ancak tıkandığımız yer neresi? İşte yine regresyonun üst sınırına yaklaşıp pin bırakıp tekrar kafayı aşağı bükmüş bir Ereğli grafiği. Şimdi bu görünümün değişebilmesi için, yani hisse şu kanal içerisindeki hareketleri görüyorsunuz. Kanal burada. Bu kanalın işte üstüne atıp tutunması gerekiyor. Yani bu bölgelere yerleşmemiz lazım bizim. Minimum görünen, şimdi bir günde iki günde oraya gidemeyecek tabii, 22 Haziran kritik tarih biliyorsunuz. Şimdi orayı belirleyelim. 22 Haziran tarihinde değerli yatırımcılar, Ereğli'nin 39.02 üzerine atması hali artık bu regresyondan kurtulma niyetini ortaya koyar. Sonrasında işte tutunup, yani şu şekilde mumlar yaparak tekrar kanalın içine geri düşmeden yukarı yönlü ivmelenmeyi görmemiz gerekiyor. O zaman bu bölgeden kurtulduk demektir, bu düşüş regresyonundan. Ve gözümüzü tabii ki nereye dikeceğiz? Hepimizin bildiği gibi tarihi zirve bölgelerine. Gider mi, gitmez mi? Ne zaman gider? Nereden döner? Bu gibi soruların cevabı yerine gözünüzle gördüğünüz grafikte somut olarak oluşan veriyi değerlendirin. Kırıldıktan sonra üstünde tutunuyorsa bilin ki Ereğli gidecek. Bu gitme niyetini gösterir zaten ve dipten kalkış artık burada 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir yükseliş trend, yani Elliott dalgalarına göre 5 dalga yükseliş dönemini getirir bize. Ama bunun için işte şartlar var. O şartları da size regresyon tarafında belirttim. Şimdi gelelim EMA tarafındaki şartlara. Şimdi EMA'larda aslında isterseniz görünüm gayet iyi gidiyordu. Yani yukarı yönlü olarak bir trend dizilimine geçme niyeti, bana şimdi sorsaydınız 9 Haziran tarihinde ben iyimser konuşmaya başlardım. Ancak şu geri dönüş aslında hissede, evet, fiyat düşüşüne sebep oluyor da fiyatın EMA'ları nasıl etkilediğine dikkat edin. Hiç olmazsa EMA 8'in üzerinde tutunmayı becerdik. Bakın, bu pozitif bir durum. EMA 8'in üzerinde kaldığımız her daim hissenin yukarı yönlü bir isteği olabileceğini gündemde tutar. Yani illa kağıt gider, roket, 5x, 40x değil. Mesele hissenin düşmek istememe meselesine dönüşür. EMA 8 üstünde tutunduğumuz sürece 36.52 olarak ekrana yansıttım. Bu seviyenin üzerindeki kalışlar Ereğli için
en azından negatife dönme durumunu erteler ya da ortadan kaldırır. Bunu göreceğiz. Şimdi EMA8 kırılırsa ne olur? Görüyorsunuz EMA8'den sonra artık burada bir EMA destek bölgesi var. Bu band. Bu bandın üzerinde tutunma ya da bu bandı aşağı kırmama mecburiyetinde. Aksi takdirde gerçekten bu EMA bölgesini aşağı kırıp da altında kapanmaya başladığı an yakın dönem için ümitleri kesin değerli yatırımcılar. Tekrar aşağı yönlü yeni bir hareket dalgasına girdik demektir. 34.54 kritik bilgidir. 34.54'ün altındaki kapanışlar Ereğli'yi çok zorlar. Bu kısım da netleşti. Fiyat geri çekilmesi şu anda ekrana yerleştirdiğim seviyeye kadar normal karşılanabilir. 35.64. 35.64'e gerileyen bir Ereğli EMA8'i aşağı kırdı demektir. Dünyanın sonu değildir. Ancak bu kırmızı bandı aşağı kırarsa yine dünyanın sonu değil ama Ereğli'deki yükseliş trendi beklentilerinin sonu olur. Geçelim. Şimdi gelelim algoritmalara, bize ne anlatıyor? HSD Trend Analiz algoritması ekranda 31 Mayıs tarihi itibariyle açılan pozisyon 34.22 maliyetli ve bir kar satışı yapıldı. Kısmi ilk kar satışı gerçekleşti. 38-36 seviyesinde yeşil mumlar devam ediyor. Yani yükseliş dalgası hesabı devam ediyor. Henüz bir dinamikte bozulma görülmüyor. Geçtim Matre. Matre dip alış sinyali çok sağlıklı, çok doğru. 30-70 seviyesinde gelmiş. Birinci, ikinci kar satışları yapılmış ve artık stop seviyesi 34-26'ya kadar yükselmiş durumda. Bunun Türkçesi şudur: Ereğli son açtığımız bu pozisyonda, yani 9 Mayıs tarihli bu 30-60 maliyetli pozisyonda artık yatırımcısına matre kullanıyorsa eğer zarar ettiremez. Fiyat geri çekilmeleri istediği kadar olsun, yine matre algoritması kesinlikle alış maliyetinin üzerinde bir sat sinyali üretecektir. Yatırımcının şu an itibarıyla bu pozisyonu karla kapatması %100'dür. Kesinlikle %100 karla kapanacaktır bu pozisyon. Tabi bunlar matematiksel sonuçlar. Yani sizlere şimdi bunun matematiğini anlatmaya kalksam bu analiz bitmez. Ama Ereğli gibi bir tahtada iki tane kısmi kar satışını geçen bir görünüm varsa bilin ki zarar etmezsiniz. Bu kadar net bir bilgi vermiş olayım. Bu algoritması dip sinyali gerçekten çok iyi yakalamış. 26 Mayıs 31.10 maliyet ve birinci, ikinci kar satışları da tamamlanmış. Artık yatırımcının psikolojisi son derece rahattır. Huzursuz olacağı hiçbir şey yoktur. Çünkü almış olduğu maliyet zaten çok iyi. Üstüne de iki tane kısmi kar satışını, kar realizasyonunu gerçekleştirmiş. Artık bu yatırımcı gayet rahat bu hisseyi gideceği yere kadar taşır. Devam edelim. RUA. RUA al sinyali ekranda 31 Mayıs tarihli 34.06 maliyet ve tek kar satışı gerçekleşmiş durumda. Diğer kar satışları nerede? İşte cevap. İkinci burada, üç burada, dört burada. Nereden biliyorum? Algoritma çünkü hepsini benim için pozisyonu açar açmaz ekrana işliyor değerli yatırımcılar. Bakın, gördüğünüz gibi pozisyonun açıldığı gün bu seviyeler belirlenir. Bu sayede yatırımcı kör dövüşü yapmak yerine nerede kısmi kar satışı yapacağını bilir. Sat sinyali geldiğinde de tahtadan çıkar. Geçiyorum. Miraculum 4S. Şimdi günlük algoritmalardan 4 saatliklere dönüyorum. Çok iyi yerde aldırmıştır diyecektim. Gerçekten başarmış. 32.16 maliyet. 16 Mayıs tarih. Birinci kar satışı, ikinci kar satışı yapılmış. 3 ve 4 ekranda işlenmiş. Ve pozisyon taşınmaya devam ediyor. Yeşil mumlar devam ettiği sürece Miraculum bu pozisyonu taşımanızı isteyecek ve kesinlikle sat sinyali gelmeyecektir.
kırmızı mumu gördüğünüzde sat sinyali ekranınızda olacak. MGB4S'e geçtim. Burada da al sinyali 29 Mayıs tarihli 33.38 maliyet ve ilk kar satışı yapılmış. Geriye kalan kar satışları yine ekranda yerlerine yerleşmiş durumda görüyorsunuz. Ve stop seviyesi de belli. Stop seviyesi nedir sorusunun cevabı 35.28'dir. Evet, bu kısmı da netleştirdik. Gelelim alım satım sistemlerine. Şimdi sistem sinyallerine geçtiğimde Victor günlük grafikte ekranda alım sinyalini görüyorsunuz. Bakalım. Tarih 29 Mayıs, 33.50'li seviyeler, pozisyon açılmış, taşınmaya devam ediyor. Ignis'e geçtim. Ignis yani mükemmel yönetmiş pozisyonları, gördüğünüz gibi alım sinyali 29 Mayıs taşımaya başlanmış ve taşınıyor. Herhangi bir şekilde sat sinyali yok. Şu ana kadar 6 tane algoritma, 2 tane alım satım sistemi paylaştım değerli yatırımcılar. Hepsi birden alım pozisyonlarını açıp kar satışları vesaire taşımaya devam ediyorlar. Orta vadeli trend yön göstergesi ekranda. Kırmızı bant dönemi bitmiş. Yani bizim alıcı olmayacağımız dönemdir kendileri. Fiyatın ne olduğu hiç önemli değildir. Yeşile dönüş ve bakın burada artık kavislenme başlıyor yukarı. Şimdi yukarı da bu şekilde sert bir yükseliş aslında indikatörlerde de bozulmaya sebep oluyor. Nasıl bir bozulma? Kopuş. Şimdi eğer böyle koparsa EMA'larda nasıl bir görünüm vardı? Dikkat edin. Bütün EMA'ların üzerine attı ama artık EMA'larla, yani gördüğü en yüksek fiyatla EMA'lar arası çok açıldığı için EMA'lara doğru bir düzeltme hareketi geldi. Aynısı filtrelerde de geçerlidir. Hatta daha katı bir şekilde geçerlidir. Buradaki uzaklık işte kabul edilemez bir matematiksel durumu ortaya çıkarır. Bu olmaz değerli yatırımcılar. Ereğli o yüzden şu şekilde yoluna devam edemezdi. Ne yapacak? Düzeltecek. Aşağı yönlü ve bu arada bantta yukarı devam. Şimdi bu bölgede takıldı diyelim Ereğli. Ne olacak? Bant devam edecek. İşte bu düzeltme hareketidir. Örnek. Bakın. Yakın tarih örnek hem de. Görüyor musunuz mesafeyi? Pin, bant. Sonra ne oldu? Çekil. Peki aşağı kırılırsa kaç? İşte kaçtığımız yer. Örnek 2, örnek 3. Bakın bunların hepsi fiyatın bant çok koptuğu, çok uzaklaştığı yerlerde görülen hareket şekli. Sanırım çok net anladınız. Aynısı aşağı yönde de geçerlidir. Çok açılırsa fiyat banda doğru gider. Yani sayısız tane örnek çıkar, artık mantığı anladınız. Şimdiki görünüm de bu. Şu mesafeydi, artık o mesafe kapanmaya başladı. Niye? Bir yandan bant yukarı gidiyor, bir yandan fiyat aşağı geliyor. Nerede biz Ereğli tehlikeli artık diyeceğiz? Bandı aşağı kırarsa, bant şöyle gitsin, fiyat böyle geldi. Bandı aşağı kırdığı anda kırmızıya dönüş yavaş yavaş kavisi sıfırlayıp kırmızıya dönüşü görünce kaçılır. Buradaki gibi. Burada bir de gap'li kopmuş aşağıya. Yani ne oluyorsa gerçekten bu kadar. %5-17 düşmüş o gün. Kesinlikle çıkış mumudur. Şu mumun kapanışı çıkışı gerektirir. Hadi yok ben bir düşüneyim, bir bakayım ne olacak falan filan deyip buraya geldiğinde fiyat şurada, uf buna ne mummuş işte, dibi kıran mum bu. %4.23. İşte bu mum işi bitiren mumdur. Bir önceki dibi deliyorsanız, filtre altında kırmızı eziliyorsa bitti iş. Sonra işte düşüşün yeni bir dalgasıyla tanışırız. Bilgileri paylaştık, geçtik. M2. M2 altındaysak biz yokuz, değil mi? Yokuz. Ama işte buradan alırdım da buraya verirdim de, ha evet yapardınız ama yapmayın öyle şeyler. Burada ne oluyor? M2'nin üzerine attık mı? Attık.
Eğim pozitif, renk mavi, tamam, güzel. Bu yapı bozulmadıkça sorun yok. Mavi M2'nin altına düştüğümüz an işler tehlikeli olur. Kaçın. Finorma. Temaslar neydi? Alım fırsatıydı. Deldiği zaman, kırdığı zaman kaçın bölgesiydi. Hiç şaşmaz. Hepsi alım fırsatı. Alım fırsatı, alım fırsatı, kaçış fırsatı. Burada kaçıyorsunuz. Bir önceki dibi deldiğimiz yer. Şimdi yukarı kırdık. Yine alınır bölgeye gelmiş. Gözler nerede? Finorma'da. Bakalım buradan dönecek mi? Ya da buraya kadar gelecek mi bilmiyorum. Ama kırarsa ne olacağını biliyorsunuz. Kaçmak gerekir. Kaufmann Lesma. Aşağı kesiştik, bitti. Burada tahtadan çıkılır. Bu kesişmeler her Allah'ın günü olan şeyler değil. Kaufmann Lesma'dan bahsediyorum. Yukarı kesme durumu da öyle değil. Her gün olmaz. Aşağı kesmiş. Burada yukarı kesmiş. Ne görüyorsunuz? Yukarı kestiği yerde alan bir yatırımcı, aşağı kestiği yerde de verirse para kazanıyor. Aşağı kesmiş, değil mi? Burada burası çıkış. Nerede girdi bu yatırımcı tahtaya? Biraz büyüteyim de seçebilirim. Bakın burada girdi. Gördünüz değil mi? Ama öncesinde işte şöyle aşağı yukarı kesmiş kesmiş çat. Siz de öyle. Kesti, siz de verin. Hiç acımayacaksınız. Eğer bakın profesyonel anlamda işinizi matematikle yöneteceksiniz, bu işin teması bu. Prensipler bu şekilde. Kazandıklarınıza bir bakın. Başka bir şey anlatmıyorum. Sadece kesişmelere göre pozisyon yönetiminizi anlattım. Bakın. Çok üstün bir matematik, hani algebra, böyle yüksek matematik falan değil. Yukarı kestimi alın, aşağı kestimi satın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ne oldu? Bunlar oluyor işte. Burada da bu olmuş. Ne iyi olmuş. Şimdi yine bakalım. Aşağı kestikten sonraki dönemler, her zaman anlattığım gibi, hangi hissede bu yapıyı görüyorsanız sizin için takip anlamında önemli bir hisse statüsündedir. Niye? Çünkü bu Kaufman gidip işte günün birinde bu Elesma'yı yukarı kesecek. Bakın hangi gün olduğu değil, hangi fiyatta olduğu da değil, fiyattan bize ne? Mesele buradaki kesişmenin yukarı gerçekleştiği an. Siz orada gireceksiniz işte tahtaya. Ama fiyata takılırsanız, güne takılırsanız, hangi nereden kaç gün sonra bilmem neye girerseniz, yok öyle bir şey. Ama ben neyi biliyorum? Bunlar yukarı kesişecek bir gün. Aynı buradaki gibi. Ya da buradaki gibi. Değil mi? Anlattım size hepsini tek tek. İşte onlar fırsatlar. Öyle sık da olmuyor ya, onun için çok üstünde duruyorum. Her analizde bunu anlatıyorum. Devam. Lineer regresyon extension. Şimdi bakın ne olmuş? Mavi çizgi, mavi çizgide tıkandık. Şimdi eğer kağıt bu şekilde gerilemeye devam ederse, bilin ki burası bir köpüktür. Yani niyet aslında bu düşüş regresyonunu yukarı yönlü çevirmek değil. Buraya kadar abartılmış bir geliş oldu anlamına gelir. Ama Ereğli gidip de şimdi tekrar burada tutunup, bakın 2 günde yönünü çevireyim yukarı. Bir de şu pini geçerse 39 bilmem neydi değil mi bu? 39, 20 geçerse işler güzelleşir. O zaman işte derim ki ben de evet, niyet gitmek. Buradaki regresyon değişecek. Köpük değil bu hareket demeye başlarım. Şimdilik köpük görüyorum. Trendliner üzerine atmadıysak yükseliş trendinden bahsetme ihtimaliniz yoktur. Hareketler sığ kalır. İşte tepki olarak kalır. Evet, marj yüksek olabilir. Marj sizi aldatmasın. Marj istediği kadar gidebilir. Yani yükseliş inanılmaz da gider. Ama mesele trend oluşturmaktır. Şu şekilde bir gidiş kesinlikle trend oluşturma gidişi değildir. Sağlıksız bir gidiş bu. Bunun bir düzeltmesi olur. Bakın şu saçma sapan boşluk. Burada boşluk, burada boşluk.
Bunlar hep gapler, çalışılmayan yerler. Oraların çalışma ihtimali her zaman vardır. Dik çıkış artı seri gidiş. Yani çok normal, mesela bir tane trend göstereyim size. Onun gibi bir gidiş değil bu. Bir trend çıkışı değil. Bakın, görüyor musunuz? Olay şu. Şöyle bir çıkışı görün. Ondan sonra bunlara bakarız. Ama şu çıkış sağlıklıdır. Bakın, düzeltiyor, düzeltiyor, düzeltiyor. Yine yukarı, yine. Yani her düzeltmeden sonra yeni bir tepe yapıyor. İşte o trend şeklidir. Ama siz böyle bilmem kaç dereceyle yukarı çıkarsanız, şimdi bakın harekete. İşte bunun üzerine inşa edilecek olan bir trendin sağlıklı olmayacağı ya da yaşama, yani yaşama girmez öyle bir trend. Olmaz, olmayacak. Onun için bir sağlam, doğru düzgün bir konsolidasyon ve adam gibi bir trend lazım. Tahta Ereğli olmasa değerli yatırımcılar bu kadar umurumda olmaz. Ama Ereğli gibi bir tahtada böyle sağlıksız bir yapı, piyasanın da hani biraz biraz durumu hakkında fikir verici oluyor. Anlıyorsunuz herhalde. Finke Öner. Şimdi Trendliner neredeydi? Buradaki çizgi Trendliner. Anlatmadan geçmeyelim. Kırmızı görüyorsunuz. Kırmızının altındaki fiyat oluşumlarının tamamı da kırmızı mumdur zaten. Hikaye buralar. Peki ne olması gerekiyor? Trendliner size söylüyor. 41.90'ın üstü lazım bana diyor. Bu bir. İki. Şuradaki QNR filtre çizgisi üzerine yerleşmiş miyiz? Evet, başarılı. Şimdi fiyat geri gelirse Trendliner'ı, pardon, QNR'ı tekrar aşağı kesme ihtimali bu sefer masaya gelecek. Aşağı keserse değerli yatırımcılar, işte hoş şeyler olmuyor. Bakın, hiçbir yerde fiyat QNR'ın altına düştüğünde hoş şeylerle karşılaşmamışızdır. İstediğiniz kadar gidelim, nereye isterseniz bakalım. Bir yere gidemeyiz o zaman işte fiyatta. Şu yapı bozulmamalı, yani yukarı koyu renkli görünüm. Hadi Ereğli geriledi, şuralardan toparlasa bari. Yani işte sakat görünüm, bir şeye de benzemeyen saçma sapan bir geometri var burada. Yani bir şey çıkmıyor. Şöyle desek böyle, hadi buraya bir Adam Eve mi yapacağız? En iyi ihtimal budur. Adam Eve. Adam Eve için EMA'ya bakarız. Nerede makul yer? Ha, şu çizmiş olduğum bant vardı ya, şu destek bandı EMA. Bu bant makul görünüyor. Şöyle gelip şöyle bir çukur, kavis. Bakın, o olur. Adam Eve'den başka güzel bir şey görünmüyor. Geçtim. Trendliner'la Finkenauer'ın birbirine yaklaşmaları halini gözeteceğiz normalde, ama Ereğli kafayı bükmeseydi daha iyi gözetecektik. Olmadı. Şimdi şu yaklaşmalar sonrasında aşağı ya da yukarı kopmaları getirir, çünkü önemlidir. Ya Ereğli şimdi her yaklaşmada aşağı yönlü olarak hareket etmiş. Ancak sonrasında toparlayıp işte Trendliner'ın üstüne attı mı gidiyor kağıt. Atabilmesi için işte 41.90 gösteriyor bana Trendliner, düşünün. Şimdi PMA'ye bakalım. PMA acaba Ereğli'nin baş belası şeklinde mi? Değil aslında, o kadar vahim değil. Bakın, bandın üzerine atmışız. Bu band önemli değerli yatırımcılar. Bu bandın üstü başka bir dünya, altı başka bir dünya. O şekilde bakın. Şimdi böyle değerlendirirsek eğer, bandın içerisine girdik, buradan aşağı yönlü kopmamalıyız. Bandın alt sınırı 34.90, üst sınırı da 36.64. Aklımızda tutmamızda fayda var. Bu yarın değişmeyecek değerli yatırımcılar. Bu günlük bir band değil. Bakın ne kadar süredir görüyorsunuz. Buraya referansı çekmiş. Değil mi? Değişmiyor. Öyle kolay değil yani. Bugün artı 3 kapandı. Yarın eksi 1 kapandı. Bandın durumu ne oldu? Ne olacak bandın durumu? Band burada yerinde durur. Öyle günlük hareketlerle bantlar yer değiştirecek olsa yandık. Çoluk çocuk işine döner bu iş. Evet, Fin PMA'yı de böylece anlatmış olduk. Geçelim. Fin PMA ile Trendliner'ın konumlarına da bir bakalım son olarak. Yok değerli yatırımcılar, ya burada yol var da. Evet, devam edelim. Mavi barların MAP'de görülüyor olması gerçekten iyi.
elle tutulur bir pozitif bilgi. En azından Ereğli'nin zayıflamasını istemiyorum değerli yatırımcılar. Ereğli zayıflarsa piyasa hakkında da çok hoş şeyler oluşturmaz benim kafamda. Devam edeyim. MAP'de mavi barlar, sarı barlar bitmiş. Sarı barlar neydi? Satış baskısı. Satış baskısı olan tahta ne yapar? Düşer. Sarı barlar. Gördünüz. Mavi barların başlangıcı. Tamam, alım işte. Bu iyi. Diğer indikatörlere bakıyorum. RSI. Yukarı yönlü mavi mumlar, bunlar güzel. Eğimlenme de var yukarı yönlü. Tamam. Ancak mumlarda da zayıflama var. İşte bu zayıflama yerini şu şekilde kırmızı mumlara bırakmamalı. Bırakırsa bittik. Bilin ki yeni bir dip geliyor. Şu dip hikaye olur. O dip kaçmış ya? 27-70'li dipler artık bizim için güzel günler haline dönüşür. Bir daha burada kırmızı mumlara geçersek. Ümit ediyoruz öyle bir şey olmayacak. Ereğli toparlayacak inşallah. Devam. Fin CST. Yukarı kesmiş mi? Kesmiş. Bu bir yukarı gitme isteğidir. Bu bir trend oluşturma isteğidir. Ama geride bıraktığımız günler böyle sakat sukut görünümler varsa, işte böyle artı şekilli kararsız mumlar, açtığı yerde kapatmalar falan, orada işler sakat oluyor, güçsüz oluyor. Şöyle dolu mum lazım değerli yatırımcılar. Dolu yeşil mum. Orada tamamdır. O momentumu gösterir. Burada momentum falan yok. Biraz sonra bakacağız zaten. CST'yi anlattım. TSI. Oluşuyor mu trend? Oluşturmayı istiyor gerçekten. Bakın TSI de al sinyali vermiş. Tarih 2 Haziran'mış. En son sat sinyali verdiği yeri görüyor musunuz? 2 Mart. 2 Mart'tan 2 Haziran'a kadar hiç dokunmayın demiş TSI. Kırmızı. Sakın. Ama işte şöyle yükseliyor. Yok öyle yükseldiği falan yok. Hiç hikaye o iş. FinFD. FinFD'de yeşil, işte yeşil barlar gelmiyor. Yeşil barlar olmadığı sürece de trend oluşmuyor. Bizim peşinde koştuğumuz, bakın bu dönem nasıl sakat bir yermiş. Bizim peşinde olduğumuz şu görünüm. Buraya bakın, ölü taklidi değil mi? Ölü taklidi. Sonra çılgın trend başlıyor. Yani trend dedi, bu deli gibi bir atak. Yatış bir daha. 53 zaten burada görüldü, sonra çöktü. Şu güzel. Görüyorsunuz değil mi? Yeşil dönemler işte her zaman bu şekilde bize trend şeklinde para kazandırır. Borsada gerçekten para kazanmayı zaten arzu ediyorsanız trende girmelisiniz. FinFD'de öyle bir görünüm henüz yok. Olmamalı da zaten doğru çalışan bir indikatörde. NSM kafayı 2 Haziran'da kaldırmış. Bu 2 Haziran da iyi günmüş yani. Kağıt aslında hiçbir şey yapmamış. %2,52 artı. Ereğli için fena değil tabi ama. Yukarı kafayı kaldıran bir NSM'i başlatmış. O iyi. Burada bir bozukluk görünmüyor. Ama fiyat geri geliyor. Niye? Ya işte fiyat geri gelmesi öyle günlük hareketler önemsizdir dememi ispatlayan görünümdür. İndikatörlerdeki görünümler. Bakın fiyat geri geliyor. Burada MAP'deki mavi barlar hiç sarıya falan dönmüyor. DF distance'a baktığımızda evet fiyatın bu bölgeden sonra bir düzeltmeye gireceği görülüyor imiş. Neresiymiş o? En son gün 12 Haziran. 12 Haziran da tepeymiş zaten. Bakın buradan sonrası şöyle büyüteyim. DF distance'da indikatörde bir geri çekilmeyi beraberinde getir. Zaten şu mecburidir. Değerli yatırımcılar, yeşil çizgiye kadar gelmesi bile mucizedir. Alarm durumudur. Şişti durumudur burası. Oraya gelemeden fiyat geri çekilmeye başlamış zaten. İndikatörde de düzeltmeyi hakikaten bayağı bir iş becermiş. Yani aşağı yönlü olarak düzeltme güzel görünüyor. Ama yeter mi derseniz ben bilemem. Onu piyasa bilir. Adam gider buradan verirse ben indikatöre bakarım ne hale geldi. Ona göre konuşurum. Yani bir daha verdi, indikatöre bakarım. Ne durumdayım? Alım fırsatımı görüyorum. Alırım. Ama değil, yok yani bu hala daha gidecek yeri var gibi bir görüntü varsa indikatörlerde, o zaman dokunmam. Yani burada kağıt
Bakın 12 Haziran tarihinde en yüksek 39,22 görmüş. Şimdi kağıdı ben düşürdüm size 34 liraya. 39'dan 34'e düştü diye almak yeterli bir gerekçe değildir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dönüp bakacaksınız. Ya o kağıt buraya düştü de bizim indikatörler ne alemde? Ne diyor? EMA'lar ne oldu? Kanallara göre durum nedir? Bunlara bakmadan sırf fiyat 4-5 lira düştü işte 39'dan 30 bilmem nereye diye alım tehlikeli. Önünüzü görmediğiniz bir kağıda girersiniz. Sonra da çıkamadığınız durumlarla karşılaşıyorsunuz bazen. Bunlara yakalanmamak lazım. Değerli katılımcılar, Ereğli evet yükseliş hareketi iyi, mesnetsiz, biraz sakat bir çıkış. Bu bağlamda da çok güven vermiyor açıkçası. Ancak güven vermediği dönem bu dönem belki de düzeltip düzgün bir trende geçecek. Adam Eve dediğim aslında oydu şu hareket. Yani buradan dik gider, o dik gidişin bir düzeltmesi gelir ki o düzeltme belki biraz daha derin, biraz daha kulp geniş olur. Bunların hepsi ihtimal. Ama mantık bu. Bunu beceriyorsa ne güzel. Zirveyi geçince bakılır. Bir sürü size matematiksel veri de ortaya koydum. Nerede ne yapmanız gerektiğini bence artık biliyorsunuz. Şimdi ekrana teknik analiz eğitim semineri ders içeriği gelecek. Bu içeriklerde 15 saatlik teknik analiz eğitimi var ve 30 taneyi geçti. Artık yeni nesil indikatörün kaynak kodlarını veriyorum. Hepsi sizlerle paylaştığım indikatörler. Anlatırken kullandığım, kendi yatırımlarımda da algoritmalarla çalışıyorum ama her zaman için bakarım bu indikatörlere durum nedir diye. Çünkü fiyat hareketini bana anlatan indikatördür aslında. Fiyat ekseni değil. Fiyat umurumda bile değil benim. Evet, bu indikatör kaynak kodlarını o yüzden sizle paylaşıyorum. Kendi ekranınıza kurun, aynı benim gibi kullanın ve alım satım kararlarınızı bunlara göre verin. Teknik analiz bilginize göre kararlar alın. Kimseden onay beklemeyin. Kimsenin de alım satım kararlarınıza karışmasına müsaade etmeyin. Kimsenin sosyal medyada anlattığı artık kimin ne olduğu belli değil zaten o ortamda. İnanmak durumunda kalmayın ya da nasıl diyeyim o öyle dedi diye gidip de paldır küldür bir şey almak zorunda kalmayın. Bilgiyle, matematikle hareket edin. İşler gerçekten kolaylaşır. Ha, her zaman mı doğru yapacaksınız? Ömrünüz boyunca bütün işlemlerinizde kar mı? Hayır. Karla zarar kardeş ama hiç olmazsa kar ettiğiniz işlemlerin yüzdesi artacak. Bu sizin kazançlı çıkacağınız anlamına gelir. Evet. Bence ne demek istediğim anlaşıldı. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. 29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor. Ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak. Bu şekilde baktığınızda EMA'lar, trendler, formasyonlar ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.